Allah Allah illallah diyerek bu bölüme başlıyoruz. Niye? Çünkü güreş haberiyle başlıyoruz sevgili izleyenler. Artık güreşimiz de gidiyor. Hangi güreşimiz? Atasporumuz yağlı güreşte elden çıkıyor, elden gidiyor gibi geliyor bana. Öyle mi acaba? Bakalım. İşte Yunan güreş ağası sevgili izleyenler. Patlıcan Musakka. Efendim ondan sonra Karagözü Acıvati falan, onları böyle isimlerini değiştirip götürüyorlar. Yağlı güreşte gidiyor gibi sevgili izleyenler. Aman diyelim, Çanakkale'nin Kepez beldesinde düzenlenen 41. geleneksel Kepez yağlı güreş, yağlı pehlivan güreşlerinde Yunan iş adamı Anestis Milonayas 70 bin liraya güreş ağası olmuş. 170 güreşçinin katıldığı organizasyon öncesi yapılan açık artırmayı kazanan Milonayas geleneksel ağa kıyafetlerini giymiş ve kupasını almış. Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'la arkadaş olduğunu belirten Yunan iş adamı, güreşe büyük ilgim var, gelecek yılda buradayım demiş. Gelecek yıl gel, gelecek yılda burada ol da güreşi oraya götürme. Aman diyelim yani. Bu yağlı güreş o zaman bu şey ne olacak? Cazgırlar nasıl bağıracak orada? Allah Allah illallahi. Patlıcani musakkayi diye mi bağıracak? Aman diyelim ya, Yunan ağası. Yunan geliyor yağlı güreşte ağa alıyor sevgili izleyenler. Ağa gibi bir adam gerçi de. Yani bizim hani ülkelerle bilmem neyle sorunumuz yok ama çalıyorlar sevgili izleyenler. Yani biliyorsunuz niye bizim değerlerimizi sahiplendikleri halde yoğurdumuzu alıyorlar, patlıcan musakkamızı alıyorlar. Başka bir sürü yemeğimiz gidiyor. Karagöz, Hacivat. Ne dedin abi? Baklavayı alıyorlar mesela. Böyle şeyler yapıyorlar. Yapmasınlar. Yaptırmayalım. 70 bin liraya ağa olmuş. Yok mu Çanakkale'de 70 bin liraya ağa olacak başka bir insan evladı? Türk demiyorum bakın. Yani böyle ırkçılıkla derdim yok. Ama Türkiye vatandaşı olsun. Gider bu yakında, oraya da gider. Ben ağayım deyip size yeni bir şey getirdim deyip bir iki tane pehlivan yağlandırır, sıvazlar sırtını, Yunanistan'a götürüp yeni bir spor buldum. Bu bizim atasporumuz olsun diyebilir. 1000 yıl sonra da Yunanistan'da şey olur. 3000 yılında mesela atasporumuz güreş diyebilirler. Hiç belli olmaz. Efendim, Polat Alemdar'a özenip avukatı dizinden vurmuş. Kaçak yakıt satan bayinin davasını takip için duruşmaya giden avukat, şirket sahibi tarafından dizlerinden kurşunlanmış. 2,5 aydır yakalanamayan saldırganın internet sitesinde Polat Alemdar'ın yerine fotomontajla kendi fotoğrafının koyduğu Kurtlar Vadisi posteri yer almış. İşte Polat Alemdar. Genç Polat Alemdar. Yani niye böyle diyeceksiniz? İşte bu sitesinde, adamın sitesinde böyle bir isim varmış. Polat Alemdar'dan daha iyi bakmıyorsa ben bu işi bırakırım. Ben yapamam mesela. Polat Alemdar'dan daha iyi yapamam. Yani adam zaten doğuştan Polat Alemdar baksın. Ama biz de kurşunlarız. Allah konuşmayalım değil mi daha fazla? Kaşlar doğuştan çatık olduğu için böyle. Aman neyse. Kuru sıkı diyorsun. Kuru sıkı muru sıkı. Benim dizim kıymetli. Kimse de 500 bin lira vermez yani. Haberde geçtiği gibi benim bacağı. O zaman aman diyelim. Efendim, Google'a integral çözebilen yeni bir rakip gelmiş. Google'ın yerine açılan yeni sitede... Bak her zaman sen beni tutmuyorsun. Bugün de ben seni tutayım. Görebiliyor muyuz abi? Kameraman düşmesin diye tutuyorum. Evet. Nerede kaldık ya biz? Google'a karmaşık problemleri bile çözen bir rakip gelmiş efendim. Yeni rakip şöyle bir şey alıyor. Siz ona integral sorusunu yazıyorsunuz. O sana çözüp veriyor. Beğenmedi mi? Türevini istiyorsun, onu da veriyor. İnternet manyaklaştı artık. Artık matematik öğretmeni bilmem ne, hiçbir şeye gerek kalmadı gibi gözüküyor ama ne kadar doğru olur bilemiyorum. Son dakikalarımızı uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapıyoruz. Posta Gazetesi'nin yer verdiği amatör şairlere açıyoruz efendim programımızın son bölümünü. Erkan Aydemir 20 yaşında Vanlı, 2 yıldır şiir yazıyormuş. Zamane Kızları diye şiir yazmış. 20 yaşındaki bir şair Zamane Kızları diye şiir yazıyor. Artık hangi dünyada yaşıyorsa. Yine sonbahar geldi, döküldü gazeller. Eskisi gibi yine kalmadı güzeller. Aşık oldun mu sen canım, seni çok güzeller. Ayak uyduramazsın, gece gündüz gezerler. Fazla güvenme kimseye, seni bırakır çıkarlar. Hiç kimseye aldırmadan gece gündüz tozarlar. Sen izin vermiyorsun diye sana sormazlar. Çünkü bunlar zamane kızları, yüzüne bile bakmazlar. İlkbahar geldi mi Antalya Bodrum'a koşarlar. Sen zürtsün diye sana afra tafra yaparlar. Çok bilmiş gibi seni cahil yerine koyarlar. Dedim ya, zamane kızları seni enayi sanırlar. Yine sonbahar geldi, döküldü gazeller diye şiir bitiyor. Yine sonbahar geldi, bitiyor bugünkü programımızda sevgili izleyenler. Bir şiir tadında veda alıyor. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın, ülkede kalın, kendinize iyi bakın.